okumam yazmam yok. Ben bir takvim kağıdını bile doğrusu okumamış birisiyim. Ne yapacağım demeyecek. Bir Müslüman oturup meal okuyacak. Derdin var mı kardeş? Cennete gitmek istiyor musun? Başkalarının atına binerek gidemezsin cennete. Gel otur Rabbinin kitabını oku. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini oku. Anladığın kadarıyla yaşa. Ve bak ki Allah-u Teala sana bu kitapla ne yollar açacaktır. Bir hidayet bulan o hidayeti yaşarsa Allah ona ikinci bir hidayet verir. Ne demek bu? Mesela okuma hidayetini buldu bir adam. Rabbi oku dedi ona, o da okumaya başladı. Tamam Rabbim dedi, açtı kitabını okuyup anlamaya başladı. Allah-u Teala diyecek ki ona namaz kıl. O tamam Allah'ım bir hidayet daha. Kalktık namazını kılacak. Sonra infak et diyecek Allah-u Teala. Tamam hemen bir hidayet daha. Ama annem baban hidayet. Sıla-i Rahim hidayet. Ama cihat hidayet. Ama içkiyi bırak hidayet. Ama kumarı terk et hidayet. Böylece kitap onu nereye götürürse götürecek. Hidayet bu. Şifa da öyle. Yüreklerde şifa, hayatta şifa demiştik.